Fikret Başköy hocamız bir kez daha yargı karşısında kitaplarını okuyarak, Özgür Üniversitesi'ndeki dersleri izleyerek yetişmiş öğrenci kuşaklarının Fikret hocası diye devam ediyor bu destek. Fikret hoca şu anda telefon attığımızda Fikret Başköy'e. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili dostum. Günaydın. Evet. Hocam siz yine fikirleriniz, eserleriniz nedeniyle şartlı yargı karşısındasınız. İzleyicilerimizle önce konuyu paylaşır mısınız? Hakkınızda açılan bu dava neyin nesi ve kaçıncı dava? Bir kere kaçıncı olduğunu bilmem mümkün değil. Evet. Çünkü 1965'ten beri bu mahkemelere çıkıyoruz. Şimdi bu son davanın gerekçesi işte 2016'da yazdığım "Asıl Terör Devlet Terörüdür" başlıklı bir yazı. Şimdi aslında bu davanın açılması için bir gerekçe oluşturacak bir yazı değil ama bunu bahane edildiği anlaşılıyor. Çünkü yani adamların niyeti yani seninle uğraşmak olunca bir bahane buluyorlar. İşte şimdi mesela sen asıl terör devlet terörüdür demek. Evet. Ateş yakar, şeker tatlıdır demek gibi bir şey yani bu. Yani bunu fakat orada işte nedense bir terör örgütü propagandası keşfetmiş savcı. Fakat nasıl bu keşfi yaptığı belli değil çünkü orada en ufak bir öyle bir şey ima olmadığı gibi ya benim işim gücüm yok da ben terör örgütü propagandası için böyle bir şey yok. Yani bu yazı işte Özgür Üniversitesi'nin web sitesinde yayınlandıktan bir süre sonra güya işte Bursa'da bir bayan hanımefendi demiş ki ya burada Türk devleti mahvedilmiş, bununla şikayette bulunuyor, onun üzerine açılıyor. Tabii yani iddianamenin iler tutar tarafı yok. İşte bu üçüncü duruşma olacak. Yarın saat 9:30'da tekrar çok aşina olduğum o salonda olacağım. Evet. Hocam daha önce de 90'larda Süleyman Demirel konuşan Türkiye demiş ve bir takım yasal değişiklikler yapmış. Ancak kendileriyle ilgili yapılan yasal değişiklikler kendileriyle sınırlı kalmış. Siz terörle mücadelenin 7. maddesinden bu kez cezaevine girmiştiniz. Yine yazdığınız yazılar nedeniyle, daha doğrusu yaptığınız tahliller nedeniyle. O zaman şimdiki dava açan savcılar, sizi yargılayacak olan hakimler muhtemelen daha hukuk fakültesine de girmemişlerdi. Öyle değil mi? Yani profesör mü? Yani evet evet. Yani o dönemde yani şu andaki evet öyle öyle tabii. Evet. Şeyler sizi yargılayanlar geliyor gidiyor. Mesela onların isimlerini de pek hatırlayamıyoruz herhalde. Muhtemelen siz de hatırlamıyorsunuz. Dava dosyalarına bakmanız gerekir. Ama Fikret Başköy hocamız ve eserleri ortada duruyor. Paradigmanın iflası devam ediyor. Öyle değil mi hocam? Tabii tabii yani bu yani paradigmanın iflası biliyorsun o 91'de yayınlanmıştı. Evet. O zamandan beri kaç baskı yaptı bilmiyorum. Dolayısıyla yani, yani o günden bugüne paradigmanın iflasında söylenenler her seferinde daha çok bir gerçekliğe dönüşüyor. Evet. Yani rejim çökmeye devam ediyor. Şu anda zaten bir çöküş tablosu var. Evet. Şimdi şöyle bir şey var tabii dikkat edersen yani hep kriz deniyor ya kriz diyorlar evet. İşte kriz. Aslında kriz bugünkü manzarayı, bugünkü durumu ifade etmekte yetersiz. Şunun için sen kriz dediğin zaman yani genel denge durumundan, normal durumdan bir sapmayı ifade edersin ama normal o kriz aynı zamanda normale dönüşü de ima eder. Nasıl yani şimdi mesela diyelim ki bir böbrek krizi geçirsin, işte taş düşer veya işte bir şey olur. İşte kalp krizi geçirirsin, işte kalp masajı yapılır, bypass bir şey yani müdahale. Yani kriz
geriye dönüşü de ima eder ama evet. Şu anda Türkiye'nin durumu kriz kelimesiyle, kavramıyla açıklanabilir, ifade edilebilir değil. Bir çöküş tablosu söz konusu. Çöküş de yani geri dönüşü olmayan sınırın aşıldığını ifade eder. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi ben çöküş dediğim zaman insanlar sanki yani yarın saat 2:30'da bu iş tamam gibi öyle bir anlayış var. Biliyorsun bir canlının ölümüyle bir sosyal sistemin tarih sahnesinden çekilmesi aynı şey değil. Evet. Yani bir sosyal sistem söz konusu olduğu zaman bu zamana yayılmış bir süreç olarak tezahür ediyor. Yani bu konularda açıklık getirilmesi gerekiyor işte yani mesele bu. Evet. Hocam sizinle ilgili büyük dayanışma var. Uluslararası PEN Cumhurbaşkanı'na hitaben, saraya hitaben mektuplar yazdılar. Biraz da bunlardan söz edelim mi? Sizi nasıl etkiliyor bu dayanışma? Şöyle, şimdi ben bu paradigmanın iflasından hapiste olduğum dönemden beri International PEN'in, yani Uluslararası PEN'in fahri üyesiyim ben. O dönemden başlayarak benimle o dönemde de çok kampanya yapmışlardı. Şu anda da Uluslararası PEN ve bir de IFOX denilen merkezi Kanada'da bulunan insan hakları, ifade özgürlüğü kuruluşlarının çatı örgütü bu IFOX. Bunların ikisinin de çok yoğun bir faaliyeti var. Yani bu dünya çapında bir tepki yani örgütlemiş durumdalar. Evet. Yani işte Cumhurbaşkanı'na mektup göndererek işte bu durumu açıklayarak vesaire. Böyle bir dış destek var. Oldukça önemli bir dış destek var. Evet. Türkiye'nin yüzünü artmaya devam ediyorsunuz. Sizin sayenizde Türkiye'de tanınırlığı artıyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti yönetenler bir tarafta, Türkiye toplumunun yetiştirdiği aydınlar, entelektüeller diğer tarafta. Sizler Nazım Hikmet, Yaşar Kemal gibi aydınların, çünkü onlar da çok yargılandı, Sabahattin Ali'ler, Aziz Nesin'ler bu tarafta ve varlıkları sürüyor. Siz de aynı şekilde devam ediyorsunuz üretmeye. Hocam iyi ki varsınız ve yanınızdayız. Yarınki duruşmada da pek çok arkadaşla duruşmada olacağız ve sizin yanınızda desteğimizi sürdüreceğiz. Çok çok teşekkürler ediyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.